140 yılların sonlarında Johannes Gutenberg hareketli harflerle baskı tekniğini buldu. Gutenberg, blok baskı yerine hurufat olarak adlandırılan metal harflerin yardımıyla sonsuz sayıda farklı sayfa basabildi. Evet, en önemli olsun bu arkadaşlar. Bunun sağlığını sağlayacak. Bu kadar önemli olan yayılmasına, gezi edebiyatı yoluyla coğrafi keşiflere, ulusal dillerin ve okuryazarlık düzeyinin gelişmesine, çağdaş bilimin doğuşuna ortam yarattı. İspanya'daki zulümden kaçarak Osmanlı ülkesine göç eden Yahudi Nahmiyaz kardeşler, Sultan II. Bayezid'in izniyle ilk matbaayı 1493'te kurdu. Arkadaşlar, Sefarad Yahudileri, Selanik'te... Bunlar ilk resmi matbaa olarak geçen, bir de kayda almayın, daha sonra alırsınız. İlk resmi matbaa olarak biz Hilali Devri'nde Said Efendi ve İbrahim Tepelika tarafından kullanılan matbaayı sayabiliriz. Ama daha öncesinde matbaa yok değil. Unutmayın, bakın ilk Türk matbaası olarak geçen. 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin eşliğinde oraya giden oğlu Said Mehmet Efendi'nin girişimleriyle gerçekleşti. Daha öncesinde de Garnisonlar tarafından kullanılan matbaalar var. Yine padişahların izniyle kullanılmış. Ahmet'in fermanıyla çıkan iznin ardından ilk matbaa 1727'de kurulabildi. İlk kitap basımı 1729'da yapıldı. Gutenberg'in buluşunun genel ilkeleri 350 yıl boyunca fazla değişmedi. 1814'ten itibaren buhar gücüyle çalışan baskı presiyle hızlı basım yapılabildi. Gazete basımında kullanılan hızlı rotatif presi, ardından da 1873'te rulo kağıt kullanılarak tiraj gücü daha yüksek baskı presi gerçekleşti. Dizgi ve baskı sistemlerinde ard arda yapılan buluşlar sonucu tipografi tekniği sürekli geliştirildi. Ancak bu teknik 20. yüzyıl sonlarına doğru tarihe karıştı ve yerini çağdaş offset ve bilgisayar destekli baskı teknolojisi aldı. Bundan sonra tarihçiler meşhuriyet dönemlerinde Osmanlı'da matbaacılık daha çok niceliksel bir gelişme gösterdi. 1923'te Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte eğitim için Avrupa'ya gönderilen öğrencilerin arasında çok sayıda usta yetişti. Ancak savaştan yeni çıkmış ülkede matbaacılığın gelişmesi gücü oldu. 1945'te çok partili rejime geçişle göreceli özgür bir çalışma ortamının oluşması matbaacılığın hız kazanmasına yol açtı. Her yeni teknoloji anında bilimsel. Arkadaşlar, buradan yukarıya iletişim araçlarının olduğu alana çıkıyoruz.